Selamlar. Biz gidiyoruz şimdi. Para lazım, para. Para bitti. Bu Tayland'da para kalmıyor abi. Evi yok. Hello boss. My room not clean. They come but I sleep. They didn't clean. Just the 2,000 enough. 2,000 enough also. It's okay. The lady go or stay? Geliyor. Go? Okay, you tell. Metin abi geliyor. Metin abime bak. Metin abime bak. Getiriyor bir tane. Metin abi her gün başkası. Yeah. Do you want anything? We going to 7-Eleven. 7-Eleven. You? Yeah. Do you want anything? Drink? Eat? Yeah. Drink? Yeah. Cola? Şivep? What do you want to drink? Coca-Cola. Coca-Cola? Yeah. Okay. Come. Ne yapıyorsun? Aleykümselam. Metin abim 46 yaşında 10 numara bir adam. Burada tanıştık. Şimdi aslında bugünün konusu biz para çekeceğiz arkadaşlar. Para. Bu Türk lirasını mesela hesabınızdaki Türk parasını burada bahta en basit bir şekilde çok fazla komisyon ödemeden nasıl çekebilirsiniz? Aslında konu bu bugün. Şimdi başlıyoruz işte. Şey de söyleyelim. Burada bir sürü ATM var. Bir sürü ATM var. Bak bu yok. Bu yok mesela. Bir tanesi güzel. Bu güzel. Ama bir de sarı banka var. Sarı da şeyle başlıyor. Bizim taktiğimiz şu. Gel kenara geçelim. Şimdi lobdan bakalım. Papara kartım var benim arkadaşlar. Paparanın içinde para yok ama. Boş papara kartım var. Boş papara kartını takıyorum. Mesela kaç para çekeceğiz? 12.000 çekeceğiz. Gel hadi. Gösterelim. 12.000 çekeceğiz. Yazıyoruz 12.000. Bende para olmadığı için bildirim geliyor. Hesabınızdan şu kadar para çekilmeye çalışıldı. Bir bunda deniyoruz, bir diğerinde deniyoruz. Hangisi daha düşük veriyorsa düşük kurdan oradan parayı alıyoruz. Bu arada yani bu video var ya bak, hayatınızı kurtarır. Bu şekilde taktiği hiçbir YouTuber vermiyor. Bunu biz kendimiz keşfettik. Kendi çakallığımız. Tabii hayatınızı kurtarır. Kur'an çarpsın. Bak şimdi. Gir abi şifreyi. Dur. keseceğim burayı. Bak. Bak. Keş diyorum, withdraw diyorum. 12.000 yazacağım. 12.000. 00'ı da var. Correct dedik abi. Şu anki hesabımdan alacağım. Current account. Bak şimdi şu an çekmeye çalışacak. 12.000 bahtta 220 baht fee ekliyor. Yani çekim parası ekliyor. Bu da 180-170 lira civarına geliyor şu anda. 1 dolar 33.72'den hesaplıyor. 362 dolar çekecek. 362 doları çevirecek. 362 doları bahta çevirecek demek oluyor. Bakın şimdi. Hayır, 362 doları Türk lirası olarak çekecek. Yani bizim hesaptan 362 dolar çekecek. Anladım. Bak şu an hata verdi. Bak. Ne diyor? Bir dakika dur. Diğer bildirimleri izlemem lazım. Kızlardan gelenleri izle abi. Kızlardan gelen bildirimleri izle. Şunu çat bir alalım bence. Çat şöyle al. Aynen. Evet, 10.100 lira 95 kuruşmuş burada. Bir dakika, iyice göster. Bak, Papara'nın böyle bir özelliği var. Papara ne çevireceğini gösteriyor aslında. 10.195 lira çekiyormuş. Bak, 10.195. Olmadığı için çekmedi şu anda. Unutmayın bak, 10.195. Ben screenshot'ını aldım. Bildirim yolluyor. 10.195 olmadığı için çekemedi. Şimdi diyelim gideceğiz diğer bankaya deneyeceğiz. Hangisi daha iyi bir kur verirse tek bakıyoruz, gidiyoruz oradan çekiyoruz. Tek değil. Biz zaten bir sürü bankaya denedik. Bak buradaki bütün ATM'lere baktık. Sadece iki banka güzel. Sarı bankayla bu banka. Aynen. Uop'la kurun sarayı. Biz baktık. Hepsine baktık. Tek. Ama bak harbi diyorum. Nasıl anlatayım size? Cebinize para koyuyoruz şu an resmen. Size harbi... Tabii. Bak, şu an cebinize para koyuyoruz yani. Bak şöyle bir şey var bu. Para çekmenin güzelliği. Siz Türkiye'den dolara çeviriyorsunuz parayı. Para değer kaybediyor. Getiriyor, bahta çeviriyorsun, para değer kaybediyor. Evet. Çünkü alış satış arasında çok fark var. Bak mesela biz Malezya'da ben hesabını yaptım. Malezya'da 5.3 gittiğimizde 5.3 ringgit gözüküyor. Yani 5.3 Türk lirası 1 ringgit. Ben hesap yaptım. Ben kendim manuel çevirdiğimde 5.9'a gelmiş bana. Evet. Benim de şansıma ben biraz Türk lirası getirmiştim. Çok güzel bir orandan Türk lirası çevirdim. Şansıma. Bir de havaalanında oranlarda saplıyorlar. Hep şehir merkezindeki yerler böyle alışverişin döndüğü elektronik çarşıları, böyle kapalı pazar gibi yerleri var bunların, eski pazarları var. Oradaki exchange'lerde çok daha iyi oran veriyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela diyelim 50 dolar bozdurduğunuzdaki kurla 100 dolar bozdurduğunuzdaki kur aynı değil. 50 dolar bozdurduğunuzda 34.20 ise %35 filan oluyor. Yani 100 dolarda 35'ten filan. Yani siz bozdurduğunuz miktara göre kur değişiyor burada. Mesela bak şunun gibi. Mesela şunun gibi bak. 50-100 bahsen euro değişiyor. Hepsi değişiyor. Banka 33'ten çeviriyordu. Banka 33'ten çeviriyordu. Bak burası evet. 34'ten alıyor. Bak aynen öyle. Thank you. Bakın burası. Burası Bangla'ya çok yakın. Gelirseniz direkt bak. En iyi yani bizim çevirdiğimiz banka burası. Ulan şu hastalığımız bir geçmedi ya. Bakın sarı ATM. İsmi bunun şu. Turuncu seri. Şimdi burayı deneyeceğiz. Alt tarafı göstermeyelim. Tak abi. Az önceki kaçtı? 10.000. Bunlar hesap defterinin üzerinde. Az önceki kaçtı? 10.000 neydi? 10.195 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Yani bu Tayca çıkıyor. Select Language var. Buradan İngiliz yapıyorsun. Withdraw diyoruz abi. Enter amount. Pardon, saving değil, saving değil. Amount'a bas tekrar şurada. Saving değil, incorrect diyelim. Bir dakika. Bir daha yapacağız. Tamam, burayı keseriz. Saving account'u seçtim yanlışlıkla. Hayır, kesmene gerek yok. Evet, tamam. Current account'u seçmeniz lazım. Okay. Bu da iyi bir bilgi. Ya uğraşırsınız. Ona dikkat edin. Papara kartı getirin. Başka bankada getirebilirsiniz. Bildirim atıyorsa eğer. Getirin deneyin ama. İçinde para olmasına gerek yok. Bildirim olayı muhteşem bu arada. Direkt sana hani ne çevireceğini gösterdiği için harika. Arkadaşlar izliyoruz. Yarın öbür gün bu çocuğu öldürürsünüz. Parasını alırsınız Papara'daki. Papara'daki para. Evet. Withdraw dedim. Amount. Bak amount dediğimde evet. Hangi hesaptan diyor? Current account dedim. Evet. Yazdım abi 12.000. Bak buraya yazdı. 12.000. Correct dedim. Para yok zaten hesapta. Para yalandan. Deneyecek. Sadece deneyecek. Bak fee olarak diyor 220 alıyor. Bu da 220 alıyor. Bu banka 30.000'e kadar veriyor tek seferde. Ne kadar fazla çekerseniz fee'den o kadar yırtıyorsunuz. Evet. Bir de size tavsiyem buraya 3-4 kişi geliyorsanız tek seferde büyük çekip 4'e bölün. 4'e bölün, fiilden de yırtarsın. Bak şimdi. Bak şu an bilginin kralını görsünler. Bak. Bakın bu bankada 9.716 lira 50 kuruş olarak. Bak en üstteki, Ha, aşağıdaki de bak. Aşağıdaki de bir önceki banka. Bak bir daha göstersene bir. Şöyle bir netleşsin. Aynen. 9.700. Esesini alayım sana. Kaç para fark var? Arkadaşlar kaç bak para? 400 lira fark var. 400 lira cebinize 400 lira olur. Cebinize para koyduk mu abi? Evet. Kazandırdık mı? 400 lira kazandılar bizim İşte. Şimdi arkadaşlar ben o yüzden bu taktikten benim kanala da abone olun. İngilizce evet. içerik yapıyorum. Bir şey Saner'deki. Diyeceğim. Bu Saner buldu bu taktiği ama ben bir IBAN koyayım bana da bir şeyler ateşleyin yani ayıp ediyorsunuz. Ya 400 liranın 100 lirasını atın ya. Koymazsınız. Bak bu banka tamam mı? Bak sarı banka, kurun seri. En iyisi bu. Eğer ama bak şöyle. Türk lirasını hesabınızdaki Türk lirasını çekecekseniz en mantıklı yer burası. Teşekkür ederim Saner. Saner'cim teşekkür ederim. Dur ben şimdi para işini söyleyeyim. Şimdi Saner para çekecek. Bu sefer çekiyoruz yani. Saner abi bizi çekiyor. Yani boş ama değil. Bu video ya yalandan video çekmiyoruz abi. Alacağız şimdi ama para alacağız. Şu anda değil. Tayland 3 yıllık bugün birikim 50.000 TL ile geldik. Evet. 2.000 dolar yapalım. Boş ver ya sen boş ver o işte. Bugün 2.000 dolarla geldik. 50.000 lirayla geldik ya. Bugün Phuket'teki son günümüz. Ama sana bir şey söyleyeyim, size bir şey söyleyeyim. Phuket'te acayip profesyonel takılıyoruz. Acayip. Ben öyle hissediyorum. Çok profesyonel. Saner biraz takılmıyor. Saner birazcık magnet. Evet. Ama profesyonel takılıyoruz. Yani ben buraya geldiğimizde çok amatör oluruz diyordum. Hiç alakası yok. Herkes bize soruyor nasıl yapalım diye burada. Biz yönlendiriyoruz gerçekten bak. Şimdi gerçekten para çekeceğiz. Harbi. Şimdi göstermeyeyim Saner orada kaç para çekecek ne yapacak ama bugün son günümüz Tayland'daki. Gidiyoruz yarın Endonezya'ya gidiyoruz. videolar artık Endonezya'dan gelecek. Endonezya Jakarta'ya gidiyoruz. 5 gün kalacağız. Sonra Bali'ye geçeceğiz. Arkadaşlar burada her yerde böyle eczaneler var. Karşı pazar, kıyafet alışverişi. Bak şurası dönerci, Türk işletmecisi. Şurası döner satıyor. Tamam, gösterebiliriz. Geldik mi? Şimdi bu arada video yalandan bir video değil. Parayı hakikaten... Şimdi Papara'yla ben Em Para kartından çekiyorum. Onun arasında da bir ufak bir kur farkı olacak ama biz en iyisinin hangisi olduğunu gördük sonuçta. Evet, aynen öyle. Yani o gösterdiğim rakamdan farklı çekebilir. Tabii. Zaten Papara'yla önce her yeri kontrol ediyoruz yani. Aynen. Bak bir de şu var. Bu da bir bilgi. Kartı vermiyor. Parayı aldın gittin, geçmiş olsun. Kart gitti bak, değil mi? Kartı sana verecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tamam. 12.000 baht çektik. Evet. 9. Diğer şey, bak halen kartı vermiyor bak. Halen kartı. Bak. No. No. No diyorum bak ondan sonra kartı. Neyse. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu muhteşem bir bilgi. Çünkü harbi patlarsınız. Türkiye'de tam tersi. Önce kartı çekiyorsun sonra parayı alıyorsun ya. Burada önce parayı veriyor. Sonra cancel'a falan basacaksın öyle kart alıyorsun. Cancel'a basacaksın bir de ha. Dikkat edin şey yani. Burada böyle bir şey... İçersiniz, sarhoş gelirsiniz, kartı unutursunuz, geçmiş olsun. Bir de para... Dur, para pul işlerini asla gece mece sarhoşken filan asla yapmayın. Edin, Türkiye'de iş saati olsun. Bakın evet. Şu anda pazartesi, İstanbul'da saat 12, burada evet. Saat 4. Buradaki bir güzellik 8'e 9'a kadar çekebilirsiniz. Türkiye'de 4 saat fark var. Akşam 8'e 9'a kadar para çekebilirsiniz. Gün içi kurdan çeker. Evet. Ama sen olmayacak zamanda çekersen en yüksek kurdan çekersin. Hafta sonları dikkat edin. Akşamdan sonra. Akşamdan sonra. Bir de şeyi söyle. Bak sonra. Çok güzel bir bilgi daha. Arkadaşlar evet. Eğer booking yapacağınız zamanda Agoda'yı falan kullanın çünkü direkt Türk lirası çekiyor parayı. Evet. Onu da anlat. Bak Agoda'da da öyle bir olay var. Agoda'da indirim kodu da ekleyelim. Evet. Bizim VIP'ye üyeliğimiz var Agoda'da bir tane. Biz ondan alıyoruz her şeyi. Kaç 5 tane mine yer tuttuktan sonra VIP üyeliğe girişim başlıyor senin. Ama şey ne? Agoda'nın en büyük olayı Türk lirası çekmesi. Agoda gördüğün parayı çekiyor, direkt çekiyor. Gittiğinde hiçbir şey ödemem. Bazı yer kıllatırsa depozito işte zaten çıkışta alıyorsun. Hayır, güzel kısmı şu. Diyelim sen booking'ten baktığın zaman dolar olarak alıp doları Türk lirasına çevirdiği için evet. Fazla saplıyor. Agoda öyle değil. Direkt Türk lirası. Bu arada yağmur geliyor. Yağmur geliyor. Bugün zaten son günümüz. Bak yağmura bakın. Bak kara bulutlar geliyor. Bak 5 dakikaya burayı sel götürecek. Abartısız söylüyorum. Evet. 5 dakika. Bak artık bayağıdır buradayız. Neredeyse 20 gün oldu. Geçti. 20 günü geçti. Artık burada lokal yerel insan gibi takılıyoruz. Ben 3 haftadır bunu demiyorum kızlara. Oha diyorum artık. Burada bu arada... Sen tatile mi geldin 3 haftadır? Ha, burada da bu arada şöyle bir şey var. Ben traveler'ım dedim. Bak dinle. Eğer kız arkadaşınız size kesin değil kaç gün kalacaksın diyor. 3 gün kalacaksan bile bir ay kalacağım diye. 3 gün kalacağın zaman... Ciddiye almıyor seni haberin olsun. Ya bu bana vurup gidecek muhabbeti oluyor. Evet. Vurkaç muhabbeti olacak. Vurkaç. Onu hissettirmeyin. Yani yarın gideceksen bile söyleme. Yarın gideceğim deme. 2 hafta daha buradayım ben. Aynen öyle. Ben kıza şey dedim. Ben 2 ay kalacağım dedim. Kız karım olmaya çalıştı benim. Karım. Dikkat edin o mevzuya. Bu arada biz de şimdi bu videoyu da kapıyorum. Harbi deli yağmur gelecek. Çok sıkıntı. Ya, çok güzel bir bilgi videosu oldu bence. Muhteşem. Bakın ya, bunlardan. Kanala abone olun arkadaşlar. Kanalda linkini eklerim inşallah. Geçen eklememişim. Ben kanka hiçbir şey eklemiyorum ki. Ben sadece... Saner DK, S-A-N-E-R-D-K. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Oradan bulabilirsiniz. Annemler izlesin diye video atıyor. Sonra ama bazı videolar izleniyor. Güzel. Bazı videolar izlendiği için de devam ediyorum işte. Yani... Yarın öbür gün çok güzel hatıralar olacak çünkü. Aynen. Kaç kere gelebileceğim ki buraya? Yani ömrümde kaç kere... İzleyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Karı bir kesildi var ya bak yarım saat. Bu an çarpsın. Şimdi bizim odaya geçeceğiz şimdi bak. Şöyle bir sıkıntı var. Gökhan'la gezmenin problemi bu. Bizim de bir alıcılığımız var ama Gökhan olunca bana bakan olmuyor. Adam yakışıklı çünkü ya. Şimdi sana ben bir şey diyeyim mi? Bak bizim şurası okul. Burası okul, sabah uyandırıyorlar bizi sağ olsunlar. Okul çok. Bak tık sağ yapacağız bizim o. Bangla'nın dibi, direkt dibi. Hop. Bu arada gittiğimiz zaten Bangla'nın dibi bu arkadaşlar. Evet. Bizim otelimizde burası Center Point. Şura. Center Points. Evet, Metin abimiz burada. Lobide bekliyor. Metin Başkan, Metin Hocam. Metin Hocam Almanca öğretmeni İstanbul'da. Bir şey de ya hani abone olsunlar mı? Tabii ki hiç kaçırmayın bu gençleri. Destekleyin. Direkt abone olun. Gençler çok iyi gençler. Ve çok iyi yerler göreceksiniz. Bilgileneceksiniz. Boş videolar izlemeyin. Metin Hocam teşekkür ederim. Şu an var ya, çok güzel bir bilgi videosu yaptık abi. Efsane oldu. Çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelmek isteyenler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu anda bizi izleyen Metin Hocam bu kamışa mı? Kamışa mı gidecek? Bu mu? Evet. Yok bu başka. Bak şimdi arkadaşlar. Şimdi Dübey'i anlatacağım. Size ben hani ilk gittiğimiz bankadan 10.100 lira 95 kuruş çekiyordu. Evet. Papara'nın kuru bir tık daha yüksek anladığımız kadarıydı. İkinci bankada da 9.716 lira 50 kuruş. Tamam, bu her şeyi de. Ama ben Em Para'dan çektim. Em Para'dan 9.215 lira 13 kuruş artı 79 lira 32 kuruş masraf artı 3.97 kuruş masraf çektim. Yani 9.300'e geldi. Yani 9.300'e gelmiş oldu. Yani biz size şu anda 400 oradan 800 lira kazandırdık. 800 lira kazandırmış olduk. 800 lira kazandırdık. Eğer Em Paranız yoksa buraya gelmeden önce Em Para alın. Em Paranın kuru muhteşemmiş bak. 800 lira 3 günlük kalacağınız yer bedava geldi. Aynen 12 öyle. Bin baht çektiyseniz. Ama Em Paranın kuru çok iyiymiş. Evet şu an ya gün işte bak iş saatinde çektiğimiz için. Aynen öyle. Türkiye'de saat 12'de çektik. Eğer Em Paranız yoksa buraya gelmeden Em Para alabilirsiniz. Em Paranın kuru şu anda yani İstanbul'da, Türkiye burası 4 saat ileride arkadaşlar. Yani İstanbul saatine göre 5'i geçirmeyin para çekecekseniz. Hafta içi çekin ve 5'i geçirmeyin. Evet. Hoşça kalın.